işte matematiği oyun oynamadan öğretmem dedi. Sayın Erkan Özkan bizle tekrar EGT yayın dostu. Her yayınımızı izler. Erkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hocam. Teşekkürler. Katılıyor musunuz Filiz Hocam'a? Yani matematik oynanır der misiniz siz de? Evet tabii ki. Aslında matematik en güzel oyunlardan ama en zorlanılan oyunlardan. Konuşmamda da birkaç kez değinmeye çalışacağım. Kendi özelinde bir bütün. Bir oyuncak demeyelim ama bir oyun anlamında güzel bir tespitiniz oldu. Gerçekten ufku açacak, yeteneği keşfettirecek çok önemli bir ders. Matematik dersinin ben şöyle bir açılım yapabilirim. Öncelikle öğrencide çocuğuma matematiği nasıl anlatırım başlığını bugün ele almak istedim. Evet, ben de bunu istiyorum. Çünkü biz veliler yalnız kaldık biraz. Bayram bir ucu bizde ya şimdi. Hani o bizdeyken siz derslerinizi anlatıp gidiyorsunuz ya, o ödevlerde kalıyoruz ya baş başa. Bize biraz tüyo verin hocam, ne yapacağız? Evet, şöyle bir ön giriş yapabilirim. Öncelikle matematik dersine olan, hani benim buradan velilere, ben de aynı zamanda Alper Hoca gibi iki çocuğumuz var, ellerinizden öper. Hani hem bir veli olarak hem bir eğitimci olarak şöyle bir açılım yapmak isterim. Öncelikle veli olarak biz öğrencimizin ders olan ilgisini keşfetmemiz lazım. Lego, üç boyutlu cisimler, puzzle, kanguru matematik ülkemizde en yüksek katılımlı yarışmalardan biri. Bunlara teşvik ederek katılımları da gayet makul. Öğrencinin yeteneğini keşfedebilirsiniz. Pratik işlem yeteneği, görsel zeka gibi. Hani bunları bir arada tuttuğumuzda 5 yaşında Didim'de memur çocuğuyum. Ve anne babamın beni ilk keşfetmesi kumsalda kum kovasından neden küre olmaz? Küreyi kullanıyorum 5 yaşındayım. Ve ben Çapa Fakültesi'nde dönüşte soluğu alıyorum. Oradan bir zeka testine tabi tutuluyorum. Eyvah eyvah. Ya ve bu rastgele bir keşfetme. Benim oradaki küre ve küp kelimesini kullanmam ve oradan ben de zihinde bir kıvılcım aslında oluşması. Matematik kelime anlamıyla öğrenilmesi gereken şey bilgi demek. Aslında en çok zorlanılan kısmı da bu. Matematik duruyor, kitap müfredat gerçekten ağır ülkemizde ve tüm dünyada. Biz ona ulaşmak istediğimiz için veliye zor geliyor ve burada benim en çok dikkat ettiğim 4 kavram var matematik derslerinde. Velilere de buradan bizi takip eden velilerimize en büyük burada faktör olarak söyleyeceğim şey. Öncelikle özgüven gerekir. Öğrencinin kendine özgüveni öncelikle olması gerekir. Güdülenme dediğimiz motivasyonun olması gerekir. Kararlı olması gerekir. Bir hedefe odaklanması gerekir ve düzenli ders çalışma. Gerçekten bu diğer tüm branşlarda olduğu gibi. Bizim matematik dersinde özellikle siz de iyi belirttiniz. İlkokulda ben şöyle bir tespitim var. Sınıf öğretmenlerimiz yanlış anlamasın ama velilerimizin daha çok ödev yaptığını düşünenlerdenim. Kesin yani bu bilmiyorum, tartışan varsa tartışabilirim. Ortaokulda biraz azalıyor. Lisede de tamamen yıkıyoruz. Ne halin varsa gör tırnak içinde. Aynen. Üniversitede de gizli gizli şifreleri alıp çocuğum neden 5 yılda, 6 yılda mezun olamadı muhabbetine giriyoruz. Bunun dışında... Çok çok açık konuşmasaydınız bu kadar belliyim arkadaşlar. Kayıt altında olduğunu kaçırdım bu arada. Doğru, kayıt altındaydı. Daha toparlayarak ilerleyeyim. Örneğin Amerikalı psikolog bildiğiniz gibi Gartner'ın 8 zeka çeşidi var. Değil yine mi? Branşlar yanlış anlamasın. Tek branş zekası olan matematiksel zeka. Müzik zekası, vücut zekası, sosyal zeka, dil zekası, doğa. İçsel, görsel ve matematik. Hani bunu uzun yıllardır bilim adamları da paylaşıyor. Hani matematiği velilerimizin bir kere bir kenara koymaları lazım. Terazide tartmayalım branşları ama matematiğe özel bir davranış gerekir. Burada da matematiğin kendine özel bazı özellikleri var. Bir kere zordur, zor bir branştır, teoriktir, belirli bir çalışma disiplini gerektirir ve son olarak geometri kısmı da olduğu için belirli oranda yetenek gerekir. Veli-öğrenci iletişiminde ise benim şöyle bir önerim var. Türkiye'de gerçekten özellikle bakanlığımızın çok güzel okuma saati kampanyaları var. Benim nacizane bir önerim matematik saatimiz olmalı. Yani veli ile öğrenci yaşı kaç olursa olsun bir matematik konuşmalı.
ama veli ilkokul mezunu, ama okuma yazma bilmiyor. Ben bunlardan tamamen bağımsız konuşuyorum. Çünkü veli sırf hayat tecrübesiyle zaten bir adım önde. Yani siz şöyle düşünün, çocuğunuzla kademesi ne olursa olsun istediğiniz doktora dersini bile çalışabilirsiniz. Nasıl? Dinleyici olursunuz, pasif Tabii. olursunuz, en iyi öğrenme anlatarak. Hani siz de üniversitede ders veren aynı zamanda güçlü bir yönünüz de var. Öğrencilere de söz hakkı verdiğinizi düşünüyorum. Tabii. Öğrenci kendini buluyor ve en iyi Tabii. öğrenme şekli, özellikle lisede hatırlayın, ben öyle yapardım. Arkadaşlarımın sorusunu çözerdim. Tabii. Bu da bir öğrenme şekli. Benim annem de öğretmendi Erkan Hocam ve hep bana bir kendimden 2 yaş küçük ya da 3 yaş küçük öğrencilere ders verdirtirdi. Ve ben de hep şöyle bir hisle büyüdüm biliyor musunuz? Allah kahretsin keşke 2 sınıf altta olsaydım bak şimdi anladım bu işi diye. Yani hani anlatırken anladığım için hep üzülürdüm ya bak gördün mü? Şimdi anladım aslında. Aslında bu öğrenmenin ta kendisiymiş. Bunu yıllar sonra bir öğretme metodu olarak karşıma çıkınca fark ettim. Evet, benim de annemin duvara anlat diye bir tespiti Ha, vardır. ne güzelmiş. Gerçekten duvara anlatırdım. Özellikle sözel branşları, bu da bence bir öğrenme şekli. Orada biri varmış gibi. Yani buradan öğrencinin kendini rahat ifade edebilmesi için siz de konuşmamın başında çok güzel bir paylaşımda bulundunuz. Biz pandemiden önce daha çok matematik öğretmenlerinde yük vardı. Ama uzaktan eğitime geçtiğimizde artık tamamen ders dinleyen velilerin olduğunu da artık biliyoruz. Yani sonuçta kamera, bir televizyon, bir canlı yayın gibi veli de artık işin içinde ve gerçekten o öğrenme ortamı evde gerçekten zor ilerliyor. Ve velinin daha çok dinleyici olarak yer aldığı bir aslında eğitim modeli. Benim aslında velilerimize günlük hayatla da alakalı bazı tavsiyelerim var. Örneğin ben ilk bir evde faturaların işte elektrik, su olmak üzere 5-6 çeşit olduğunu ve miktarının gerçekten de o kadar az olmadığını 23 yaşımda öğrendim. Faturanın bir yere gidip de ödendiğini, bir aidat olduğunu ve biz nedense maaşlarımızı da gizliyoruz. Ben ara ara aynı zamanda derslere de giriyorum. Sınıfa soruyorum, bir doktor ne kadar maaş alır? İnanın çok ütopik sayılar var. Yani o maaşı alması mümkün değil ya da Ama çok çünkü düşük. böyle bir yakınsama yapamıyor çocuklar. Bu aynı şey bence matematiği velilere bırakırken şunu söylemek lazım. Ne dersiniz hocam? Gerçekten hayatın içindeki matematiği kullandırmak. Ben mesela şeyin sıkıntısını ben de çok geç öğrendim. Matematik temelliyimdir aslında kafam çalışır yani matematik analitik bir tarafım vardır ama bir yolun 500 metre mi 5 kilometre mi olduğunu işte ne bileyim bir masanın uzunluğunun 90 santim mi 9 santim mi olduğunu kavrayabilmek, tahminlerde bulunabilmek bence çok kıymetli matematikte, matematiği anlamak konusunda ne dersiniz? Evet, tam bu noktada aslında bedensel farkındalık dediğimiz literatüre de geçmiş bir kavram. Mektebim Koleji Matematik Matematik Yarışması var. Ülkemizde Evet, ilk patent hatırlıyorum. almış yarışma. O yarışmada da aslında biz bunları ölçüyoruz. Aynı zamanda yürütme kurulunda yer alıyorum yarışmanın. Ülkemizde patente alınan ilk yarışma. Daha önce hiç böyle bir yarışma patenti alınmadı ülkemizde. Ne güzel, O iyi yarışmada yapmışsınız da biz hocam. Atletizm Federasyonu'yla beraber 100 metreyi öğrencinin kaç saniyede koşacağını ölçüyoruz. Bir gülleyi ne kadar mesafe? Dediğiniz gibi aslında çok önemli bir noktaya geldiniz. Alper hocamızın da başta bahsettiği o duygusal bağ, yine ben notlarımı da aldım. Hayriye hocamızın okul iklimi, Filiz hocamızın farklı bir öğretmen. Aslında gerçekten şu an bu yayını hazırlayanların matematiği gerçekten çok iyi. Neden? Çok ilişkili şu an konuşmalarımız aslında. Onun için de ayrıca sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Özellikle olasılık konumuz çok iyi. Onu da paylaşmış olayım. Ve Çok, çok buradan güzel seçerler ekibim diye demiyorum. Bana geldiği zaman kağıt program bitmiş vaziyetteydi zaten. ve dediğiniz gibi biz öğrencimize maaşımızı paylaşabiliriz. Bir asgari ücret gerçeği var ülkemizde. Hangi maaşlar ne kadar alır? Yani bunu illaki geç bilmesine gerek yok. Bir de yolculuk. Mesela Evet. ülkemizde 4 saatlik bir mesafeyi şehirler arası yolculuk yaparız. İlk sorumuz ne olur? Saat kaçta varacağız? Ya bu Evet. çok vahim bir sorudur. Bir otobüs 90 kilometre hızla gider. 400 kilometre ise bölersiniz.
ortalaması çıkar ve yani belirli bir mola düzeninde hesaplarsınız. Onun dışında arabaların yakıt miktarları, indirim oranları, mesela hala rakamları karıştıran maalesef öğrencilerimiz ve velilerimiz var. Cep telefonu. Tabii yeni nesil şöyle diyor, hocam diyor, tuş yok ki cep telefonunda. Tuş yok. Ben de şöyle bir zekice cevap veriyorum. Dokunmatiğini aç bakalım, o sayı kısmında rakamlar var. Bunun dışında TC kimlik numaralarımız biliyorsunuz 11 haneden oluşur. Hepsi çifttir ve ilk 10 hanenin toplamı, bunu deneyebilirsiniz Ece Hocam. Hı. İki basamaklı bir sayı elde edeceksiniz. Aslında bir toplamanızı rica edeceğim. İlk 10 haneyi toplayın. Ve benimle paylaşın. Evet, doğrudur. Canlı yayında paylaşmayın. Ben devam edeyim. Bankalarda mesela bizim para yatırdığımızda banka onu direkt algılar. 1400 TL. Nasıl algılar mesela? Arka algoritmada 5, 10, 20, 50, 100 ve 200'ün boyutları farklıdır. Küçük para küçük boyut, büyük para büyük boyut. Hani eğer 32 mi? Son basamağınız 2'dir. Evet, son basamağı 2. Evet. Evet. Mesela bu bir algoritmadır. Ha. Hepimizin aynıdır. Şey, doğru mu peki? Nasıl ezberlediğimizle ilgili olarak bir takım şeyler yapıldı. Evet. Sizce var mı böyle bir matematiksel? Ben de matematiksel çıktı. Onun için bence doğru. Ama Bende de çıktı o zaman. Doğru dedim ama. Kendim için doğru. Bu arada haberlere de konu oldu. Ben WhatsApp grubundan paylaştım. Daha enteresan ezberleyenler var. Aslında çok güzel bir araştırma. Eğer bir bilimsel dayanağı varsa bende tuttu. Çevremde de tuttu. Hani sizde de tuttuğuna sevindim. Demek ki bir bilimsel dayanağı var. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un Hayatın İçindeki Müfredat isimli gerçekten benim muazzam, yani ben keyifle okudum. Hem bir el kitabı tadında, belki bunu da dinleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Çok büyük bir tanıtımı yapıldı. Özellikle Ocak ayında ama hemen... Olsun, bir daha söyleyelim. Ben de çok beğendim. Bir kere çok yani taşınabilir, okunabilir kısalıkta ve uzunlukta diyeyim. Herkesin dil pelesenklerine çok uygun. Yani içinde bana tanıdık o kadar çok kelime ve cümle geldi ki, hep hayatın içinde kullandığım kelime. Hakikaten hayatın müfredatı olmuş bir şey. Ne olur devam edin. Evet, bir de bakanlığımız bunu açık kaynak olarak paylaştı. Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı gerçekten güzel çalışmalardan biri. Hemen Google'a hayatın içindeki müfredat yazdığınızda hemen açık kaynak olarak indirebilirsiniz. Bunu da tavsiye edebilirim. Bunun dışında 2016 yılında Singapur ve 2015 yılındaki Hindistan'la acizane biraz tecrübelerimden bahsetmek isterim. Eğer zamanımız müsaitse. 3 dakikamız daha var hocam. Singapur'da velilerimize şöyle bir tavsiyem olabilir. Singapur'da İngilizce biz nasıl kurlara ayırarak öğretiyorsak, Singapur'un da TIMSS ve PISA'da başarılı olmasının formülü, matematiği modül modül anlatıyorlar. Tabii burada bakanlığımız yerel bir, Türklere özel bir yöntem geliştiriyor. Ben bunu daha bağımsız söylüyorum. Yani biz öğrencimizin başta anlattığım yeteneğini keşfettik. Matematik seviyesini az çok öğretmeniyle iletişim halinde bularak belirledik. Ve bunu hayata geçirirken de farklı ülke modellerinden yararlanabiliriz. Örneğin Singapur tam öğrenme metodunu benimsemiş bir ülke. Az, tam öğrenme. Yani biz matematikte 100 almayabiliriz. 80 alalım ama tam öğrenelim. Hindistan'da da daha konuların pekiştireceği örneklerin üstüne bir model var. Hani bu iki ülke gözlemlerimi de bu şekilde paylaşabilirim. Finlandiya'da öğrenmenin yaşı yok. 80, 70, 60 yaşındaki vatandaşlar matematik öğrenebiliyor. Ve ben matematikte de ülkemizde tabii alacağımız eğitimde gerçekten uzun yollar var. Ben son dakika haberlerine biraz atıfta bulunmak istiyorum. Biz ne zaman TIMSS ve PISA skorlarını kaçıncı olduğumuz, ki son başarımız çok yüksek, haberlerde son dakika verebilir seviyeye gelirsek, böyle sizler gibi gerçekten eğitime gönül vermiş değerli yayınların sayısı belki ulusal kanallarda olursa, aslında belki de biz o zaman daha rahat hareket edeceğiz. Ben biraz son dakikaya takılıyorum. Hani futbol, derbilerin, kanalların sağ tarafında olması, aslında orada biraz eğitimin olması. Mesela dünkü okulların açılma haberi hemen son dakika çıktı. Çünkü milyonları ilgilendiriyordu. Onun için benim nacizane böyle bir hedefim de var. Kendi nacizane kariyerimde
Yani umarım sizler gibi değerli eğitimcilerin çizdiği yolda, uzun bir yolda gitme şansımız olur. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.